videolara like atılmayacaksa bizden bir daha yok YouTube'a video gelsin. Yok vay efendim bu Twitch'teki tekrarları geç geliyor falan olmasın bundan sonra, tamam mı? Bu ne? İşte abi eskiden ben Ramazan'da kendime böyle sucuğu bir kesiyordum. Obez zamanlarım. Tamam mı? Kardeş böyle bir şey olmaz. Sahurda var ya kendime bir sofra yapıyordum. Pideden, iftardan kalmış pide. Böyle devasa yarım kangal sucuk. Domates, peynir, kaşar. Wow, o nasıl bir kaşar lan? Video için koyuyordur bunu ya. Böyle bir kaşar yok. Şaka mı? Yeter değil mi? Yok yetmez abi ya, daha koy. Kaşar erimedi. Yenmez daha, kaşar erimedi. Bu toz yarım kilodan fazla geliyor. Oy. Cumartesi, pazar, hafta içi eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız için böyle bir düzenimiz var. İçi kavruluyor ama değil mi? Giden. Çiğden koyuyoruz konakları. Başka bir... Kapalı pide yapıyorlar ha. Buna bükme diyorlar arkadaşlar. Kapalı pide. Abla tereyağını basar mısınız? Teşekkür ediyorum. Bunun üstüne kaşar lazım. Tam da pide yiyordum. Afiyet olsun Barancım. Bunun üstüne ince bir kaşar lazım. İnce bir. Ama incesinden yani. En popüleri neymiş? 167 yıllık pilavcı. 167 yıllık pilavcı ne yapabilir ki ya? Bizde porsiyon işi değil. Bizde gram işi. Bana pilav ver diyene ben 300 gram veriyorum. Az ver diye. Pilav alın mı işte? 167 yıl pilav ne olabilir ki? Ne 150 gram veriyorum. Şu 300 gram herhalde aşağı yukarı. Normal porsiyonumuz, bizim porsiyon dediğiniz bu. Kavurmalı derseniz... Güzel porsiyon bu arada. Üstüne 100 gram kavurma koyuyoruz. Oy. Şu şekil. Hani derler ya, kepçenin hilesi terazinin adaleti vardır diye. Kimsenin hakkı kimseye geçmez. Sen bana pilav ver dediğin zaman 300 gram ye, o da bana pilav ver dediği zaman 300 gram ye. Kimisi de böyle fasulyeli istiyor. Çoğu kişiler yorumlarda okuyorum ya, ne kadar cimri adamlarmış, pilavı bile tartarak yiyorlar diye. Ama biz herkese eşit olsun diye fasulyeli pilav isteyene de böyle veriyorum. Kimisi Gelir diyor ki ha. ya kavurmalı yer. Abi. Ben de bir köylülük olabilir bu konuda ama bak. Taze ekmek ama çıtır çıtır olacak böyle, anladın mı? Mükemmel tazelikte. Taze ekmeği açacaksın. Pilavdan zeminini oluşturacaksın. Kavurmayı koyup kapatıp lüp. Bu biraz köylülük ama çok güzel oluyor baba. Çok seviyorum ya. Ekmek arası pilav da çok güzel bir şey. Çok seviyorum. Gerçekten fasulyeyi de aklım kalır. Böyle süper üçlü diyoruz. Ha, süper Bu üçlü. şekilde de yapıyoruz. Mesela ben buraya gitsem süper üçlü yerim. Ekmek arası pilav üstü kavurma. He, aynen öyle Goray'ım. Hoş geldin Goray'ım. Hoş geldin. Goray'cım aboneliğini nerede göremedim? Kardeşim. Koray'cım. Dostum bir saniye, kurucu rezidentim gitmiş ha. Hemen görelim. Teşekkür ediyorum. Odunun fırınına koy ekmeği. Bu arada kendi dönünce çok gaza geldim. Ulan 50 tane... Vay Koray'ım 39. ayını kutlamış kardeşim, hoş geldin. Dönünce kendi yoğurdumu yapmak istiyorum. Bir de kendi ekmeğimi yapmak istiyorum bak. Var var geldi Koray. Kendi yoğurdum ve kendi ekmeğim baba. Dönünce 50 tane plan yazdık da. Bakalım hangisini yapacağız. Kendi ekmeğin falan güzel olmaz mı ya? Peynir yak ya, peynire gerek yok. Yoğurt yeter.
Oy kaç tane var lan? Oy! Bak bunu çıkardığın gibi dumanın üstündeyken tereyağını koyacaksın. Kaymağın balın hazır olacak, tamam mı? Kaymağı bandır, bala bandır lüp. Bak dumanın üstündeyken abla, dumanın üstündeyken. Hacı abi sen ne yapıyorsun? Sen çok keyifçisin Merda, bak keyif seviyorum da hiç yaptığımı görmedim daha keyif. Uyu kebabı. Bunlar da bazen şey oluyor ya. Kuyu kebabı gibi koyuyor, bir çıkarıyor hiçbir şey kalmamış, kapkara olmuş. Bu ne güzeldir, ay o suyundan bir pilav yapacaksın. Çok güzel oluyor. O ne? Bir zaman iliğinden böyle. O bak şu hüpletmelik yeri değil mi? Her sabah kemikliği suyu içiyorum şu an. Her sabah. Harbiden ömrümde ilk defa bu kadar sağlıklı beslendiğimi gördüm yani bak. Her sabah kemikliği suyu 100 gram içiyorum. 100 gram. Ne iyi ya, mis gibi gidiyor. Aleykümselam. Nasıl ayrılıyor kemikten lan? Bir de şeye özeniyorum bak. Evet, kolajen kaynağı bol bol. Bir de şeye özeniyorum arkadaşlar. En özendiğim şey sabah şu an herkesin modası. Eskiden beri onu içmek istiyordum. Her sabah cincir mi diyorlar la? Cincir şat mı? Her sabah bir de onu yapıyorlar. Mükemmel oluyormuş. Cincir şat mıdır nedir? Öyle bir şey yapıyorlar. Bir de onu merak ediyorum. Faydalı vallahi bilemem. Ben kolajen depomu alıyorum. Yeter bana. Eti yağlı yağlı yiyeceğim bunu. Ana patates veriyor yanında direkt lan. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Tabak nerede? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Sedarlı köftemizi yapıyoruz. Yapalım bizim abla. Bizim en çok meşhur olan köftemiz sedarlı köftemiz. Bakalım. Köfteyi kendim yapıyorum. İçine 3 tane sedarlı ablam. Peyniri koyuyorum. Ellerine sağlık. Biraz zeytinyağıyla yağladıktan sonra daha güzel oluyor. Birleşmesi. Ve ateşten buluşturuyoruz. Gobitçiniz ama kaç kere gördüm hiç gitmedim. Bişti tek yüzü. Bu da gobit ekmeğimiz. Mısır unu, sarı buğday sütten yapılıyor ekmeğimiz. Bizim daha abinin orada gobit ekmeği çıkıyordu hafta sonları sıcak sıcak. Kahvaltıya direkt onu getiriyorduk sıcak sıcak. Ne güzel gidiyor ya. Biz ailecek obez şeyliyiz ya. Gobit ekmeği bu işte. Ailecek biz seviyoruz baba bu yemek işini ya. Obez beyinler. Ama kimse obez değil. Ekmeğimiz ısındı. Bir tek işte o genetiği ben taşıyordum, o master obez ailenin hani şeyi, anladın mı, onu almış kişi bendim hani, o obezliği taşıyan, o gırtlağın gücünü veren, hakkını veren. Ondan sonra artık ben de saldım ya o hayatı. Birliğimizi koyuyoruz bolca. Büyük temsilci. Biraz daha pişireceğim, böyle çevirme yapıyorum. Piştikçe eridikçe peynir kaynama yapıyor, çok güzel oluyor. Köftemiz pişti, bakabilirsiniz, nar gibi. Nar gibi olmuş İçi ablam. İçi de pişti. Şimdi baharatla buluşturuyoruz. Pul biberi. Vallahi buluşturdun. Kimyonu. Keki. Domatesini de bolca koyduktan sonra. Turşu. Afiyet olsun. Turşu yok mu abla? Bu lezzeti beklerim. Yorumlarda okuyorum ya. Ne kadar cim. Evet, şöyle bir aşçı tabağı yapalım. Önce dönerle başlayalım aşçı tabağımıza. Dana kuzu karışık yapıyoruz. Olur kuzu abi. Kuzu eti hemen hemen yarı yarıya var. Tabanımıza döneri koyalım. Pilavımızda salma yapıyoruz. Çok özledim ya. Vallahi çok özledim. Hiç bak yemin ediyorum şov yapıyorsam en adi şeyim. Yemin ediyorum çok özledim ya. Vallahi çok özledim ya. Eski hayatımı özledim. Canın çekiyor mu? Paran var mı? İste ye ya. İste ye. Yana. Şöyle ortasına pilavımızla başlayalım. Kavurmadan şöyle biraz kenarına bırakalım. Ha, bu karman çorman tak. Bunu özlemem ya. O ne abi? Oo, bulu 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 bulu.
Oğlum yemin ediyorum. Başımızda Ertan abi olmasa bak. Ertan abi, Ertan Balaban. Bilen biliyordur. Adam çok içten, çok dürüst. Ve gerçekten hani bize emek veriyor. Yemin ediyorum Ertan abi olmasa. Tuğkan abiyle var ya. Amına koymuştuk şu an. Bizi kimse tutamazdı. Anladın mı? Bizi şu an hani evde döner, ne bileyim pideler, bir şeyler. Vallahi tutamazdı kimse bizi ya. Abi adam öyle bir işledi ki bize. Siz dürüstsünüz ya, siz yapmazsınız. Alttan alttan bize 2-3 mesajla bizim duygularımıza öyle bir işledi ki. Bir şey yapacak bile olsak lan diyoruz oğlum. Adam büyük konuşuyor. Adam harbi çok şey, samimi mamimi. Yapası gelmiyor insanın ya. İyi manipüle etti bizi, evet. Ama şey olarak manipüle değil. Adamın gerçekten bizi... Adam gerçekten işini gücünü falan bir kenara atıp bize çok emek veriyor. Şimdi onu görünce de sen de sike sike yapacaksın baba. Yapmama gibi bir şansın yok. Anladın mı? Ayıp. Emek veriyor adam bize. Yoksa şu an Ertan abi olmasa. Ama Tuğkan abiyle dün. Ödül çıkışı. İyi dinle. Ödül çıkışı. Arabamıza binmişiz. Önümüze bir kokoreççi gelmiş. Kokoreççinin oraya yanaşmışız. Ekmeği açtırmışız. Kokoreçi koydurmuşuz. Baharatı bastırmışız. Turşumuzu yanımıza almışız. Ayranımızı almışız. Güzel böyle bol tuzlu. Tak 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 çalkalamışız. Oo, bizden iyisi yok. Beni kim yine yemek videosuna soktu kardeşim? Siz benim bilmiyor musunuz benim zaafım olduğunu? Bana yemek videosu atıp atıp beni sürekli her yayın yemek videolarına sokuyorsunuz. Kim soktu beni ya? Ben neden yemek yemeyi seviyorum ya Rabbim? Oy, çakallıyım ben hemen. Közlenmiş domates de nasıl oluyor lan? Oy, babaannemin tarifi işte. 50 gram, 150 gram, 300 gram tereyağı. Margarin. Bak nasıl hemen rengini veriyor. Afiyet olsun. Teşekkürler abi. Nasıl yiyoruz? Döner dönmez Ankara'da size yemek yayını yapacağım. O gün aç gelmeyin o yayına. Vallahi de aç gelmeyin. Billahi de aç gelmeyin. Merhabalar, hoş geldiniz. Sakarya'nın coğrafi işareti ıslama köftesini hazırlayacağız. Ekmeklerimiz şöyle. Islama köfte de ne güzel olur ha. Ekşi mayalı kara fırın ekmeğidir. İlikli kemik suyumuz var. Ekmeklerimizi bu şekilde bandırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Islatacaksın ondan sonra. Izgaramızı atıyoruz. Ekmekler şu an ıslanıyor. Efendim, ekmeklerimiz şöyle kömür ateşinde kızarıyor. Ekmeklerimizi çevirmeye başlıyoruz şimdi. Güzel bir kızardı. Köftemiz %100 etlerimiz Kırşehir tarafından gelmektedir. Baharat olarak sadece ve tuz ve karabiber kullanmaktayız. Köftelerimiz kızarıyor. Suyunu kaybetmeden çeviriyoruz. Köftemiz pişti. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Ekmeği alta dizecek, köfteyi üstüne dizecek, yanına biber, domates. Bir tane de soğan koyar bence bu abi bak. Ekmeğimizi alıyoruz öncesinden. Görmüş olduğunuz gibi bir porsiyon ıslama köfteyi bu şekilde hazırlıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Yaprak tava. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi Ankara dönerinin nasıl yapıldığını bu. Etlerimiz sadece dana etidir.
Başka et kullanmayız. Eti düzgün açmak bütün marifetimiz. Ters açtığın zaman et sert oluyor. Onları marina kullanıyorlar. Ama biz tuzdan başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Pekala. Ankara dönerinin özelliği kıyma yok mesela. Sade etten yapılıyor. Ankara dönerinin özelliği şöyle yaprak şeklinde. Yaprak döner. Yeter ya, ben artık video izlemeyeceğim, müzik şey yemek videosu. Çık.